Merhabalar. Bugün Murat abimizle beraberim. Murat abi kim diyeceksiniz? Murat abi bizim eski gazeteci duayenlerimizdendir. Çok iyi bir gazetecidir kendisi. Onun bir teknesi var. Benetto 40, 12 metre boyunda bir yelkenlisi var. Bugün beraber yelken yapmak istiyoruz. Çünkü hava koşulları çok güzel veriyor. 20 knot'un üzerinde Poyraz var. Bugün biraz tekneyi zorlamak istiyoruz. Aynı zamanda test yapmak istiyoruz. Tabii parçalamadan Murat abi. Fazla da tekneyi zorlamayacağız. Ve teknemizde ana yelken ve Canova sarma sistem. Yani direğin içine giren, ana yelkeni direğin içine giren sistem. Canova'nın da altında bir sarma sistem var. Yani kullanması kolay, gezi sınıfı bir yelkenlideyiz. Zaten Benetto markasını duymuşsunuzdur. Ben her ne kadar azureci olsam da her türlü yelkenliği seviyoruz hali. Ve her türlü yelkenle keyif, tekneyle keyif alabiliyoruz. Gelin beraber yelken yapalım bugün Murat abimiz. Ve bu arada unutmayalım, Onur Tok gene bizimle. Şu anda kameraya çektiği için Onur Tok'u atlamadık. Onur Tok gene bizimle. Çıkıyor muyuz abi? Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Onur hazır mısın? Hazırım. Hadi beraber yelken yapalım. Görüşürüz. Evet, vinçlerimizi bugün denize çıkmadan önce Canova vinçlerimizi bakın gayet güzel bir sambrello kumaşından koruma yapılmış. İçlerine su girmesin ve korozyon olmasın diye, içlerindeki yağ eskimesin diye Murat abimiz bunlara çok güzel sambrelladan kılıf yapmış. Seyirden önce bunları çıkarmamız gerekiyor. Bakalım şöyle bir cırtından açalım. Vay, altından tabii ki parıl parıl harken vinçlerimiz hemen çıktı. Geldiniz. Kurtardık. Şu an kurtardık. Rüzgarlı bir gün yelken yapacaksanız teknenin içinin net olması çok önemlidir. Çünkü her şey devrilebilir, kaçabilir. O yüzden teknenin içini daima denize çıkmadan önce neta yapın. Devrilecek olan ekipmanları toparlayın. Gene usturmaça, gene bir dert. Bunları tekrardan almamız gerekiyor. Bakın daha önce anlatmıştım. Bu teknenin arkasında Murat abimiz şey yapmış. Kanca yapmış. Usturmaçaları tamamen sökmüyor. Bu şekilde vardevra terini asıyor ve usturmaçalar böyle duruyor. Ve yavaş yavaş usturmaçaları yukarı doğru kaldırmaya başlayalım. İkinciyi alıyorum. Bu şekilde tamamen usturmaçaları sökmeden de amatör olarak seyire devam edebilirsiniz. Evet, Fenerbahçe Mayına'dan çıktık. Şu anda Murat abi dümende. Yelken açacağımız uygun bir yer bakıyor. Daha doğrusu liman ağzında hemen yelken açmak istemedik. Biraz uzaklaşıyoruz. Şu anda motorumuz çalışıyor. Kaç devirdeyiz? Yaklaşık 2000 civarı bir devirdeyiz. Ve Onur da burada zaten. Onur'u da göstermiş olalım. Yelkeni açacağız. Bu teknenin yelkenleri sarma sistem. Yani ana yelkeni herkesin merak ettiği sistemlerden direğin içine giriyor. Bugün onu da anlatalım size nasıl çalıştığını ve ne kadar bir performans farkı olduğunu. Evet, birazdan yelken açmaya başlıyoruz. Murat kaptanım, uygun bir yer bulduk mu? Tamam mıyız? Evet, şimdi rüzgara dönüyoruz. Tamam. Rüzgara dönüp açıyoruz. Teşekkür ederiz kaptanım. Önce yelkeni doldurmamız gerekiyor. Yelkeni doldurduktan sonra motoru kapatmalıyız. Yani üzerinde kuvvet olmayan bir teknede yelken dolmadan motoru kapatırsak iyi olmayacaktır. Murat kaptanım, motoru kapatabilir miyiz? Yelken doldu. Kapatıyoruz. Tamam, motoru kapatalım. Çünkü yelkenimizi doldurduk. Önce yelkenle ilerleyelim, kendimizi garanti altına alalım. Sonra motoru rahatlıkla kapatabiliriz. Ana yelkeni açtık. Ana yelkeni açtıktan sonra şimdi Canova'yı açacağız. Daha önce anlattığım gibi Canova'yı açmak için burada furling'e giden, yani sarma sistemine giden halatı öncelikle açmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi Murat abim gayet düzenli bunu puntele roda etmiş. Önce bu halatı buradan almam gerekiyor ve daima üzerinde gam olmaması için elimle şöyle bir sıvazlamam gerekiyor. Çünkü bakın böyle direkt bıraktığımda halat biraz dağınık oluyor ve gamlı oluyor. O yüzden roda edilmiş halatı önce birimle açıyorum. Daha sonra da ne yapacağım? Daha önce söylediğim gibi bu sarma sistemin halatını bırakacağım. Bakın burada bir tane kilit var. Bu kilidi açmam gerekiyor. Bu kilidi açtıktan sonra bu sistem rahatlayacak. Ve ben buradan
farmasitin halatını bırakabileceğim. Ve buradan da Canova'nın rüzgar altı iskotasını, yani rüzgar üstü değil, rüzgarın ittiği taraftaki iskotasını çekerek Canova yelkenini açacağım. İstiyorsan Onur sen Canova yelkenine doğru bir kadran al. Al baba, Canova'yı görebiliyor musun baba? Tamam, ben buradan bir furling'in sarma halatını yavaş yavaş bırakarak Canova'yı açmaya çalışacağım. Murat abi isterseniz biraz şöyle orsalayalım. Hem yelkenle daha rahat dolar. Sanırım şu anda 160 dereceden rüzgarı alıyoruz. Bari bir 90'lardan apaz alalım Murat abi. Azıcık dolsun yelkenlerimiz. Ben de yavaş yavaş açılıyorum. Zaten gördüğünüz gibi rüzgar Canova yelkenini itiyor ve yavaş yavaş yelken, bakın, kendi kendine açılıyor. Ben fazla yük bile harcamıyorum. Hop, Canova'mız açıldı. Logosu gözüktü ve şu anda Canova'yı çektim. Boşunu aldım. Şu anda hem ana yelken hem Canova'nın açıldığını hissediyoruz. Çünkü teknede kuvvet arttı. Bir hız kazandık. Bu kadar. Size daha önce vinç kullanmaktan pek bahsetmemiştim. Bakın burada vinci havanın sertliğine göre birkaç tur atıyorsunuz. Daha sonra buradaki yönlendiriciden geçirip siyah bölgedeki kitleme kısmına takıyorsunuz. Daha sonra da kolu çevirerek rahatlıkla vincinizi alabiliyorsunuz. Fakat dikkat edin, bu kolu daima vincin üzerinde bırakmayın. Çünkü kazayla düşerseniz eğer bu şekilde sizin yaralanmanıza sebep olur. Daima vinç kollarını üzerinden alın ve kendi bağlı olduğu yerlere bırakmanızı tavsiye ederim. Evet, sarma sistemlerin, sarma ana yelkenlerin performanssız olduğunu, çok fazla iyi olmadığını söylemiştik. Gerçi bu yelkende, birçok yelkende olmayan balenler gözüküyor ve dikine olarak, yani ana direğe paralel olarak balenlerimiz var. Ve biz bu yelkeni sardığımızda balenler içeri girebiliyor. Fakat gördüğünüz gibi rüzgarın çıktığı yelkenin arka kısmında, yani gün görmez dediğimiz yata devamlı şey yapıyor. Biraz yattık, hemen şey yapıyorum. Ana yelkeni biraz boşluyorum. Ana yelkeni boşladığımda hemen zaten tekne düzeliyor. Onur Top, ne kadar rüzgar geldi? Kaç yedik? 20 knot'un 18-19 knot rüzgar geldi. Ve dolayısıyla aynı zamanda burada bir hatamız var. Ne hatamız var? Vinç kolunu şeyin üzerinde bırakmışız. Ana yelkenin üzerinde bırakmışız. Bunu bırakmamamız gerekiyor. Daha doğrusu vincin üzerinde bırakmışız. Bu iyi bir şey değil. Bunu bırakmamamız gerekiyor. Çünkü her şekilde bize tehlikeli olabilir. O yüzden şimdi düzelteceğiz bunu. Evet, bu teknemizde çok güzel donanımlar var. Otomatik pilot var, çarp plotter var, GPS var. Hatta radar da var galiba, değil mi abi? Radar yok. Ha, pardon, radarımız yokmuş. Olsun, radar çok işe yaramıyor zaten çok fazla. Yani benim hayatım boyunca bir kere ciddi size girdim. Radar o kadar o zaman ihtiyaç duymuştum. Yoksa gece seyirinde çok fazla radar kullanmadım. Şu an Orsa seyirinde İstanbul Boğazı'na doğru gidiyoruz. Önümüzü rahat görmek için sağ olsun Murat abimiz biz gelmeden spreyodu, yani serpinti körüğünü aşağı indirmiş. Bu da bizim için çok büyük rahatlık. Şu anda spreyod sayesinde önümüzü rahatça görebiliyoruz. Yaklaşık rüzgar 15-16 knot hızında 4.7 knot GPS hızıyla akıntıya karşı tırmanıyoruz. Yani bu tekne şu anda 4.8 yapacak bir tekne değil. Boğaz akıntısı olduğu için 17-18 knot Orsa seyirinde şu anda 5 knot civarında hızımız var, ama dediğim gibi bakın boğazın üstüne doğru tırmanıyoruz ve birazdan gemi yoluna gireceğiz. Gemi yoluna girmeden de bir tramola atarız. Riske girmeyiz. Gemileri de taciz etmemiş oluruz. Şu an elimin altında ana yelkeni kumanda ettiğimiz ana yelken iskotası var. Seyir boyunca daima özellikle rüzgarlı havalarda bunu kontrol etmeniz gerekir. Çünkü bu tekne aslında ana yelken sizin gazınız, gaz pedalınız ve freniniz aynı zamanda. Yani siz tekneniz fazla rüzgar geldiğinde, sağanak geldiğinde şu anda yaklaşık 14-15 knot arasında esiyor ve tekne daha dengeli gidiyor. Çok fazla hızlı gitmiyoruz ve çok fazla tekne bu sayede yatmıyor. Ama birazdan, bu arada bip bip sesleri geldi. Bob Thruster kendini kapattı. Yani 10 dakika önce değil mi Murat abi yaklaşık çıktık marinadan? Bob Thruster kendini anca kapattı. Demek ki 10 dakika çalışıyormuş. Hala ötüyor. Demek ki bunu şu an unutmayalım. 10 dakika Bob Thruster'ın bir süresi varmış. Tekne yattığında diyordum.
ana yelken iskotasını bıraktığınızda ne yapacaktır? Hemen bir deneyin. Teknemin orada çok biraz yatıyor galiba, değil mi? Veya şu sağanağı bekleyelim. Şimdi sağanak gelecek. O sağanağı bekleyelim. Bir sağanak geldi. Şu an sağanak geldi. Şu an teknemiz biraz yatık durumda. Ben ana yelken iskotasını bıraktığımda, bakın bırakıyorum. Bakın tekneyi gördünüz mü? Tekne hemen hop düzeldi. Ve ana yelken şu anda pırpırlamaya başladı. Yani eğer siz seyirde çok fazla telaşa kapılırsanız, korkarsınız veya tekne çok yattığından çekinirseniz hemen ana yelkeniniz kotasını bırakırsınız. Ana yelkeniniz rüzgarı kaybeder ve tekne yavaşlamaya başlar. Şimdi izleyin, şey yapacağım. Ana yelkeni bu sefer geri alacağım. Tek elle vinç koluna takıyorum. Çift elle hızlı bir şekilde vinç kolunu çeviriyorum. Şimdi bakın, ben ana yelkeni hızlı aldıkça ana yelken teknenin içine doğru girecek ve yelkeni rüzgarı kullanabileceği için biraz daha hızlanacak. Vincin iki yönü vardı. Şu an gücüm yettiği için ağır tarafı kullanıyorum. Daha büyük çeviriyor. Ama gücüm yetmediği zaman bakın küçük tarafı da kullanabilirsiniz. Şu anda buna gücüm yetiyor. Birazdan yetmeyecek. Çünkü rüzgar yükü atmaya başladı üzerinde. Evet. Çeviriyorum. 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 Evet, ana yelkeniniz şu an gayet güzel çalıştı ve sistem işe yaramaya başladı. Gördüğünüz gibi rüzgarı güzel kullanıyor ve teknenin biraz yattığını artık görmeye başlamışsınızdır. Evet, en son size Onur Tok bir tramola atmıştı. Bugün bu görevi Murat abiye veriyoruz. 12 metre teknede birazdan tek başına otomatik pilotu kullanarak tramola atacak. Öbür teknede Onur yaptığında tramola da otomatik pilotumuz da yoktu. Evet, şu anda Ursa seyrinde boğaza doğru gidiyoruz. Tüyler paralel ve Murat abi tramola için bence hazır. Atalım mı abi? Hadi atalım. Hadi atalım. Bu 12 metre bir teknede tek başına bize tramola atmayı göstereceksin abi. Evet. Abi istersen şey yap, vinç kolunun üzerindeki şeyi bir kilitten çıkar abi, çekmen rahat etsin. Tamam baba, harika olur böyle. Tamam. Önce tramola manevrası için bir, otomatik pilottan eksi ona, yani tramola manevrası için onlara basıyoruz. Evet, tramola atmaya başladı tekne. Yelken pırpırlamaya başlayınca, ki yelken pırpırlamaya başladı. Murat abi rüzgar altı iskotayı bıraktı. Tamam, şu an gidiyor gayet güzel. Rüzgar üstü iskotayı çekiyoruz ve biz bu manevrayı rahat yaparsak çok da güzel tramola atmış oluruz. Evet, ayağımıza basmışız. Güzel. Evet, gördüğünüz gibi otomatik pilot yardımıyla Murat abi 12 metre bir teknede çok rahat tramola manevrasını yapabildi. Onur ona yardıma gitti şimdi. Gördüğünüz gibi vinç kolunu taktı. Gerçi çok gerek de yok. Bayağı tek başına iskotayı iyi almış Murat abi ve gayet de güzel tramola atmış olduk. Bunda arıza var galiba. Teknemizde sanırım bir arıza var. Biz de şüphelendik. Murat abi tekneden şüphelenmeye başladı. Rüzgar 8, hızımız 6. Bir tuhaflık var bunda. Evet abi, ne varmış bakalım. Gerçekten de öyle. Abi rüzgar 8 ve hızımız 6'a yakın değil mi Murat abi? Evet, demin 6'ydı zaten. Abi gizli bir şey, motor mu açıyorsun? Motor da kapalı. Ne yapıyorsun abi? Bir şey var ama. Durmadan arkaya bir roket koydum. Ara sıra onu açıyorum. Galiba abi yani. Bir şey var şu an dediğiniz gibi, evet. Evet. Rüzgar 9 knot, 10 knot en fazla. Ama şu anda 5.5 knot hızla gidiyor. Rüzgar hatta 8 knot civarında. Boğazın akıntısı, böyle bir kayak yapıyorum sen. Değil mi abi? Yani şey, gerçeği söyleyelim. Evet. Gerçek boğazın akıntısı. Bir daha abi, gerçeği, ikinci bir gerçeği var. Teknenin altı temiz. Teknenin altı pis olsa bu şekilde ilerleyemeyecektik herhalde. Ama akıntı demek ki bayağı bir fark ediyor. 2 knot akıntı olduğunu düşünsek ya da 2-3 knot. 8 knotta 5 knotun üzerinde, 8 knot rüzgarda 5 knotun üzerinde hız yapabiliyoruz. Tabii dediğim gibi, hani seyirden önce dedim ki 20 knotun üzerinde hava var. Maalesef hava yandı, cacık oldu. Hiçbir şekilde 20 knot hava göremedik. Bakın 8 knot, 9 knot anca hava görebiliyoruz. Ama keyifli bir seyir yapıyoruz. Değil mi? Şıkır hava. Onur Tok, iyi misin? İyiyim. Onur Tok büyük kaptan. Efsanevi kaptanımız şu anda. Ayağa kaldırdık zorla. Keyfi yerinde değil çünkü o rüzgar bekler. Rüzgar olmadığı zaman onun keyfi kaçar. Onda fırtına olması, 10 bafor, 7 bafor, 8 bafor olması gerekiyor. Bu havalar, gezinti havaları Onur'u pek tatmin etmiyor. Ama bu havalar Murat abimizi tatmin ediyor. Çünkü bu tam gezinti havası. Tam şey havası. Dolayısıyla bence Murat abi büyük keyif alıyordur. Değil mi abi? Gayet
gayet güzel bence de. Bence de gezinti için de güzel olur. Biraz daha hava olsaydı şöyle birazcık daha tekneyi yatırsak keyifli olabilirdi ama bu da keyifli oldu, güzel oldu. Belki Deniz Kaptan'ın olduğu her seyir keyifli oluyor. Aa, teşekkür ederim vallahi Murat abi. Teşekkür ederim. Umarım dönüşte Ors'a döneceğiz çünkü sahile. Şu anda adaya doğru Onur'un anlattığı gibi geniş apas rotasında gidiyoruz. Daha az geniş apas rotası olmaz. Geniş apas seyrinde mi diyeceğiz? Onur Tok. Seyrinde diyeceğiz değil mi? Yelkenciliği unuttum birdenbire. Geniş apas seyrinde gidiyoruz ve adaya doğru gidiyoruz. Belki dönüşte Fenerbahçe'ye doğru dönersek Ors'a seyrinde tekneyi biraz daha fazla yatırma imkanı bulabiliriz. Şu anda Apas seyrindeyiz. Apas seyrinde rüzgar teknemize yan taraftan gelir. Apas seyri kendi içinde ikiye ayrılır. Apas'ın kendisine sayarsak 3. Dar apas, geniş apas ve apas. Şu anda geniş apas gidiyoruz. 120 dereceden geliyor yaklaşık rüzgar. Hızımız yaklaşık 7 knot ve rüzgar hızı 12 knot. Daha kolay aklınızda kalabilmesi için Apas seyrinde Bumba ve Genova teknenin dışına doğru çıkıyorsa eğer genelde Apas seyrindeyizdir. Evet, ana yelkenimiz gayet güzel çalışıyor. Sarma bir yelken olmasına rağmen. Fakat dediğim gibi gün görmez yakası genelde sarma yelkenlerde bu şekilde boşluk yapar. Yelkenin arkasında şu logosunun olduğu yerde, göstereceğim yerde bir martı kanadı dediğimiz bir kıstırmaç vardır. Gün görmez yakasından ince bir ip gelir ve dolayısıyla onu gelerek trim vermemiz gerekir. Onur bu arada bir Yunus'un geldiğinden bahsetti. Yunus mu var abi? Evet, bak şurada atlıyorlar. Vallahi kameraya pek çekemiyorum sanırım ama geldi. Evet, Yunuslarımız da burada. İstanbul'da, Marmara'da, Ege'de çok fazla Yunus görme ihtimaliniz var. Yunuslar bizim canımız, dostumuz. Seyirde bize destek oluyorlar. Bakın bir tane daha çıktı oradan. Teknenin burnuna geliyorlar. Bizimle beraber yarış yapıyorlar. Doğayı ve Yunusları da kesinlikle çok seviyoruz. Dolayısıyla doğaya zarar veren en güzel sporlar, vermeyen daha doğrusu en güzel sporlardan biri olan yelken sporunu tercih etmekten tabii ki gururluyuz. Evet, ana yelkeni anlatıyordum. Ana yelkenimiz şu anda apas, geniş apas, apas seyir gibiyiz. Canavamız açık, tekneden ayrılmış durumda. Ana yelken de tekneden ayrılmış durumda. Ve ikisi de kıçındaki pırpırlamayı saymazsak gün görmez yakasındaki gayet güzel dolu bir şekilde çalışıyorlar. Evet, yelkenlerin genelde kornaları olmaz. Biz genelde çok fazla korna kullanamayız yelkenlerimizde. Murat abinin teknesinde şöyle bir korna buldum. Tabii gırgır amaçlı ama bence siste ve yolaklarında işe yarayabilir. Aklınızda olsun. Böyle bisiklet kornası almanızı tavsiye ederim. Şimdi size böyle 40 fit bir yelkenli de veya dolap dümenli, çift dolap dümene sahip bulunduğumuz tekne gibi teknede en keyifli sevdiğim oturmayı göstermek istiyorum. Bakın böyle minibüsçü gibi tek kolumu dışarı koyuyorum. Ki bayılırım buna. Neden bilmiyorum ama çok sevdiğim şeydir. Bir taraftan da tek elimle dümeni tutarım ve genelde rüzgar altında otururum. Rüzgar altında oturduğumda hem rüzgar üstünü gelen tekneye hakim olabilirim hem de yelkenin perdelediği rüzgar alt taraftaki tüm tekneleri, deniz taşlarını rahatlıkla görürüm. Benim de tavsiyem size, eğer böyle seyir yapacaksanız rüzgar altında oturun, kolunuzu böyle sallandırın, tek elinize dümeninizi alın, bu şekilde keyifli seyirler yapın. Ben çok seviyorum, bilmiyorum herkesin her yiğidin yoğurt içi farklıdır ama benim kullanma şeklim bu şekildedir. Çünkü tekneye çok kolay hakim olabiliyorum, her yeri görebiliyorum, o bölgelere hakim olabiliyorum. Benim tavsiyem bu size olabilir. Bugün ana yelkeni sarma olan, yani direğin içine girip çıkan bir yelkenlideyiz, o tekmedeyiz. Yani bu klasik olmayan yelken anlamına geliyor. Klasik yelkende yelkene paralel, denize paralel tutanak ve balenler var. Ve biz yelkenciler olarak genelde iyi yelkenciler, yarışçılar veya klasik yelkeni tercih ederler. Klasik ana yelkeni tercih ederler. Ama o biraz daha zordur. Toplaması, basması, indirmesi, sarma yelken çok daha kolaydır. Sarma yelken alınır mı derseniz, evet alınabilir. Niye alınır? Çünkü çok rahatsınız. Direği çok rahat çıkartıp çok rahat
yelkeni çok rahat çıkartıp çok rahat yerine sokabiliyorsunuz. Ve nasıl çalışıyor derseniz, bakın burada direğin içine giren bir sistem var. Bu sistem sayesinde bunu çektiğinizde yelkeni çok rahat direğin içine sarabiliyorsunuz. Yelkeni açarken de bu halatı bırakıyorsunuz, saran halatı. Yelkenin arkasında bir alt yaka halatımız var. O halatı çektiğinizde yelken kendiliğinden çok rahat bir şekilde geriye doğru açılabiliyor. Yalnız sarma sistemlerin de bir tehlikesi var. Bilmeniz gereken bir nokta var. Çok yapılan bir hatadır bu. Eğer siz ana yelken sarma sistemine düzgün sarmayı bilmiyorsanız, yani bu ne oluyor? Daha sonraki ileriki bölümlerde bunun ayrıntısını anlatacağım ama çok kısa özetleyeyim burada. Bunu hızlı sararsanız, böyle geniş geniş sararsanız bu gidiyor. Zaten bakın burada daracık bir direk yuvasına giriyor. Direğin içine giriyor. Sıkışıyor ve siz bunu bir daha açıp kapatamıyorsunuz. Benim bununla bir arkadaşımın yaptığı hata sonucu 6 saat açmak için uğraştığımı hatırlarım. O yüzden gecesi var, gündüzü var, sert havası var. Yelkeni kapatamadığını düşünsenize. Ben istemem. Hiçbir şekilde istemem. Bu arada dümende kimse yok. Tekne dümen otomatik blokta. Rüzgar dirise etti, yön değiştirdi. Bakın canava yelken de hafif sallanmaya başladı. Yayını keselim, dümene koşalım. Fenerbahçe Marina, Fenerbahçe Marina, Equinox. Giriş yapacağız, palama rica ediyoruz. Teşekkürler. Evet, orta seyirinde, gün batımında belki de günün en keyifli anıdır bence. Rüzgara karşı ilerliyoruz. Rüzgarımız şıkır bir rüzgar var. Fazla sert değil. 10 knot civarında. Yelkenimiz hafif yatıyor, yatmıyor. Bugün için öncelikle Murat abimize çok teşekkür ediyorum. Murat kaptanım çok teşekkürler. Bugünümüzü ayırdınız. Teknenize çıktık. Güzel bir yelken yaptık. Onur Tok'a destekleri için çok teşekkür ediyorum yelkencilik konusunda. Ve güzel bir günü daha bitiriyoruz. Güzel bir pazar gününü daha bitiriyoruz. Ve Benetto 40'la Kalamış koyuna sakin sakin keyifli keyifli giriyoruz. Tekrardan sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Sevgilerimle hoşça kalın.